Kazanılmış bir hukuki zafer üzerine buradayız. İhale ediliş biçimiyle usulsüz olan eski belediye binası bir yağma alanı olarak tespit edilip neredeyse tamamına ya da peşkeş çekilmişti. Bununla ilgili bir yargı süreci başlamıştı. Ve o yargılama sürecinin başlangıcı olarak bir yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu karar üzerine buluştuk ve kuracağımız bir söz var. O sözü Marmaris kamuoyuyla paylaşmak üzere buradayız. Samimiyet arıyoruz. Sadece çünkü yaşadıklarımız hiç çıkarlarına layık edilemeyecek kadar sadece ne yapıyoruz. Uzun süreden beri Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi ve Marmaris Kent Konseyi olarak zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleyi hem kendi geleceğimiz hem de kentin hakları ve doğası için verdik, veriyoruz. Doğamız, yaşam alanlarımız yağmalanmaya çalışıldığında yaşadıklarımız çok gerçek ve ödediğimiz bedel de çok büyüktür. Şimdi çevre kelimesini dillerine pelesenk edip siyasetin çıkarcı oyunlarına, halkın aklıyla dalga geçen propaganda yöntemlerini malzeme edenlere kendisi ve başarı öyküsü, kendisi bir zafer çıkartmaya çalışanlara bir çift sözümüz var. Simpaş, Milli Park'ı katlederken, Luce Marina, Karacasöğüt koyuna çökerken, Hisar önünde 142 parselde sulak alana beton dökülürken, hemen yanında aynı yapıya sahip sulak alana, güya belediye piknik yeri yapacağım diyerek, Simpaş'ın molozlarıyla doldururken hepimizin malı prestij projeleri maskesiyle arpalığa dönüştürüldüğünde neredeydi? Bizler gündüz güneşin alnında, gece ayazda Simpaş nöbetindeyken Simpaş'ın Milli Park'ta dinamit patlatmasına ses çıkarmayanlar gölge için Milli Park'ta tente açtığımız için bizi gözaltına aldıklarında şimdi siyasi arenada boy gösterenler peki siz neredeydiniz? Hisar önünde belediyenin talan ettiği sulak alanla ilgili ağzınızı açıp tek kelime ettiniz mi? Eğer mermer ocağının çiğdini telefonla durdurabilme gücünüz vardıysa Milli Park için Simpaş'ta, Muçev için Karacasöğüt'te, Marmaris Körfezi için Albatros'ta, Hisarönü 142 parselde bu gücü neden kullanmadınız? Ya da Simpaş konusu sorulduğunda geçmiş zaman hikayesinden bahseder gibi ben olsaydım yaptırmazdım diyenler, bırakın masal okumayı. Oradaki yıkım hala şu anda devam ediyor. Bugün ne yapacaksınız? Hangi sözü kuruyorsunuz? Onu açıklayın. Engelleyeceğim ve Milli Park'ı koruyacağım diyor musun? Yaşadıklarımız, ödediğimiz bedel çok gerçek. Artık samimiyetsiz davranışlara, söylemlere karnımız tok. Belediye binasına dava açıp Muçev Marina'nın avukatı olarak karşımıza çıkanlar, İkiyüzlülüklerden yorulduk artık. Alanlar emekle kazanılır. Emek vermediğiniz mücadelelerin sahibi gibi halkın aklıyla oynamanıza izin vermeyeceğiz. Siyaset halkla birlikte mücadele alanlarında yapılır. Bizler Marmaris'i savunurken yoktunuz ve sizin olmadığınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Şimdi, daha önce Simpaş mühürlendiğinde göz yumduğunuz gibi buradaki mühüründe yasal sürenin gerekliliğinin uygulanmamasına göz yummayınız. Geliniz burada bu mahkeme kararına sahip çıkınız. Siz çıksanız da çıkmasanız da
Biz Marmaris'te de doğayı sevenler Marmaris'in haklarını korumaya samimi biçimde devam edeceğiz.